Değerli basın mensupları, dün bu kanun teklifini sizlere ifade ederken sorduğunuz bir başka mesele vardı. Bedelli askerlikle ilgili gündem var mı diye sormuştunuz. Biz de özellikle terörle mücadele yasasının kod yasa, yani tekli yasa olduğundan dolayı Adalet Komisyonu'na görüşebileceğini ve bu görüşmelerin dışında bir gündemin olamayacağını ifade etmiştik. Dolayısıyla meclisin açıldığı ilk günde, yani Ekim ayında bedellinin görüşülebileceğini söylemiştik. Ancak bugün bir gelişme oldu, onu size paylaşmak isterim. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın sağlık turizmini geliştirmek, iyileştirmek için ısrarla teklif ettiği birkaç maddemiz var. Onun dışında Gençlik Spor Bakanlığımızın yasa dışı bahisle mücadele için ısrarla talep ettiği birkaç yasamız var, teklifimiz var. Ve birkaç bakanlığımızın da buna benzer farklı konularda teklifleri var. Bunları bir araya getirdiğimizde Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşme imkanı hasıl oldu. Dün sadece Adalet Komisyonu'nda terörle mücadele yasası görüşülebilecekken bugün Plan Bütçe'de çok farklı sayıda bir anlamda torba yasa edeceğimiz bir konu gündeme geldi. Dolayısıyla Ekim ayında, yani meclisin açıldığı ilk zamanda gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliği de gençlerimizin beklentileri doğrultusunda bu yasaya ekleme kararı aldık. Dolayısıyla bugün Sağlık Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı ve tabii ki Milli Savunma Bakanlığımızın da bedelliyle ilgili talebini bu yasalarda bir araya getiriyoruz. Bugün birkaç saat içerisinde kanunu meclisimize, dolayısıyla Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce Plan Bütçe Komisyonu toplanacaktır. Bu görüşmeleri yapacaktır. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da genel kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Biz şimdiye kadar AK Parti olarak hangi vaadimizi, hangi talebimizi, hangi gündemimizi ihmal ettik ki bunu ihmal edelim? Bunun takvimlenmesiyle ilgili bir sorunumuz vardı. Bunu diğer kanunlarla beraber çözüm imkanı bulduk. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın kampanyada söylemiş olduğu bedelli bir ihtiyaçtır söylemi yerine getirmek bizim için bir şereftir, bir talimattır. O yüzden ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik Türk toplumunda en hassas, en kıymetli kavramlardan bir tanesidir. Dolayısıyla askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizim için bir görevdi. Bu görevi yerine getiriyoruz. Ancak istiyoruz ki Türkiye'de profesyonel askerliğe geçiş için bu bir adım olsun. Zaman içerisinde Türkiye'de artık bedelli konuşan, bedelli talep eden insanlar, yasalar vesaire değil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun. Çünkü bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Askerimizin yıllık talebi 300 binlerdi. Çok büyük bir yığılma var. Bu yığılmayı tabi caizse bu kanun teklifiyle eritip bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum ilgililer bir araya gelecektir. İlgili bakanlık konuda adımlarını atacaktır ve profesyonel orduya, askerliğe de geçişin bir imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiden gençlerimize bu konu hayırlı olması ümit ediyorum. Kulis bilgisi, kulis duyumu, bunlara gerek yok. Biz AK Parti olarak açık, şeffaf insanlarız. Her gün eğer konuya ilişkin bir mesele varsa parti sözcüğümüz, grup başkan vekillerimiz, ilgililerimiz mutlaka sizi bilgilendiriyorlar. Konuya ilişkin de bugün yeni olan gelişmeyi sizlere paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Ücret konusunda tam açıklarsanız çünkü çok büyük beklenti olacak sonuçta. Son durum. Değerli arkadaşlar, 25 yaş ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Tabii buna ilişkin çalışmalar takdir komisyonundur, genel kurulundur. Ama bize gelen teklifin şu anki genel tablosu bu. Yani bir askerlik yapılacak, temel bir askerlik eğitimi. Bir daha söylüyorum. Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan tabii ki komisyondur, genel kuruldur. Ancak şu an bizim vereceğimiz teklifte 15 bin TL bedel, 25 yaş sınırı ve 25 günde askerlik yapma şartı gerekiyor. Öyle gözüküyor.